Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde bir trigonometrik oran belirliyse diğerlerinin nasıl bulunacağını bir örnekle anlatmak istiyorum. Arkadaşlar dersimize geçmeden önce birkaç tane bilgiyi hatırlayalım. Bir dik üçgenimiz var. Bu dik üçgende bir alfa açımız var. Öncelikle bir Pisagor teorisini hatırlayalım. Pisagor teorisi neydi? Hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların karelerinin toplamıydı. Yani burada c kare eşittir a kare artı b kare. Pisagor teoremini bir hatırlamış olalım. Sinüs alfa neydi? Sinüs alfa açının karşı dik kenarı bölü hipotenüstü. Tanjant alfa açının karşı dik kenarı bölü komşu dik kenarıydı. Ve kosekant alfa 1 bölü sinüs alfaya eşitti. Arkadaşlar bu hatırlatmaları yaptıktan sonra dersimize geçebiliriz. Bir örneğimiz var. Örnek tanjant alfa eşittir 3 ise kosekant alfa eşittir nedir diyoruz. Arkadaşlar öncelikle bu tür soruları çözerken bir dik üçgen çizeriz. Önce bir dik üçgen çizeriz. Arkadaşlar öncelikle bir dik üçgen çizdik ve bu dik üçgenin açılarını burada alfa açı sorulduğu için bir tane açıya da alfa dedik. Şimdi arkadaşlar bize tanjant alfa eşittir 3 verilmiş. Bakın şu aklımıza gelsin. Tanjant alfa eşittir 3. Biz bunu şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? Bölü 1. Biz bunu böyle de yazabiliriz. Tanjant alfa neye eşitti? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Karşı dik kenar ne? 3. Yani alfa açısının karşı dik kenarı 3. Komşu dik kenarı ne? 1 arkadaşlar. Alfa açısının komşu dik kenarı 1. Şimdi bu durumda Pisagor teoremine göre hipotenüs uzunluğunu bulmalıyız. Hipotenüs uzunluğunu nasıl buluruz? Buraya C dersek C'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı 1'in karesi. Bu da ne olur arkadaşlar? 9 artı 1 eşittir 10 olur. C'nin karesi 10 ise C ne eşit olur arkadaşlar? Karekök 10'a eşit olur. Yani burada C yerine ne yazacağız? Karekök 10 yazmalıyız. Şimdi arkadaşlar dik üçgende dik kenarların ve hipotenüsün uzunluğunu belirledikten sonra artık istediğimiz bütün trigonometrik oranları bulabiliriz. Bize burada ne sorulmuş arkadaşlar? Kosekant sorulmuş. Bakın kosekant sorulduğuna göre hemen şu bağlantıyı hatırlamamız gerekiyor. Kosekant ne eşitti? 1 bölü sinüs alfa eşitti. Kosekant alfa eşittir 1 bölü sinüs alfa. Peki arkadaşlar burada sinüs alfa neye eşittir? Sinüs alfa eşittir. Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Karşı dik kenar ne? 3. Hipotenüs ne? Kök 10. Yani ben şöyle yazabilir miyim? 1 bölü sinüs alfa yerine 1 bölü sinüs alfa yerine 3 bölü kök 10 yazabilirim. Daha doğrusu 3 bölü karekök 10.
eşittir. Bu da ne olur arkadaşlar? Zaten çok iyi biliyorsunuz. Kafamız karışırsa hemen aklımıza gelsin. Bir yerine 1 bölü 1 yazarız. Çarpı. Bunu da ters çevirir çarparız. Kök 10 bölü 3. Eşittir ne olur? Kök 10 bölü 3 buluruz. Tabi arkadaşlar burada sadece kosekantı değil, kosinüsü, kotanjantı, sekantı, zaten sinüsü bulduk. Bütün trigonometrik oranlarımızı bulabiliriz. Hatta sadece alfa açısının değil, aynı zamanda şuradaki 90 eksi alfa açısının da bütün trigonometrik oranlarını bulabiliriz. Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim.